Like'la ve kanalımıza abone ol. Ama çok merak ettik pisi. Ne var ki örtünün altında? Merhaba çocuklar. Merhaba cücü. Merhaba cücü. Merhaba cücü. Üçünüzü bir arada görmek ne güzel. Bugün Pin'in doğum günü cücü. Ne güzel. Pan, Pin'e yaş günü için bir şaşırtı yapmak istiyor. Neymiş peki şaşırtı? Pan bir şarkı bestelemiş. Evet cücü. Kardeşim için bir şarkı hazırladım. Onu doğum gününde Pin'e söyleyeceğim. Çok güzel bir şaşırtı canım. Ben kısilofon çalacağım. Ben de müzika. Ama pisi ne çalacağını göstermiyor. Ne çalacaksın? Hadi göster pisi. Tamam tamam, hazır mısınız? Evet. Ben de bateri çalacağım. Tak 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 tam. Ne? Bateri. Bateri mi? Bu nasıl bir çalgı böyle pisi? Bir sürü şey var burada. Evet, o bir sürü şey dediği şeyler. Vurmalı Çalgılar Grubu Pan. Vurmalı Çalgılar Grubu mu? Evet, Kara Karga. Beş davuldan ve zillerden oluşan bir çalgı grubu. Sen şimdi koca bir grubu mu çalıyorsun yani? Evet, çalması da çok eğlenceli bak. İçin bateri çalınır. Biliyor musunuz? En eski çalgılardan biridir bateri çocuklar. Ya! Peki o elindekiler ne pisi? Baget. Bateri, baget denilen bu sopalarla çalınır Kara Karga. Biraz daha çalsana pisi. Tamam. Hoş geldin fotoğrafı çekelim. Bu sefer ben çekebilir miyim Pan? Tabii tabii. Bateri. Bu bir bateri. Hayatımıza hoş geldin bateri. Cücü, bir konuda bize yardım eder misin? Tabii Pan. Biz şimdi Pin'i buraya çağırdık ama o geldiğinde saklanacağız. Sen Pin'i gördüğünde bize haber verir misin? Tabii ki veririm. Çok kıymetlim. Benim benim her şeyim. Seni ben seni ben seni ben çok severim. Canım benim mutlu ol. Yaşarken hep doğru ol. Her zaman yanımda ol. Mutlu, mutlu, çok mutlu ol. Mutlu, mutlu, çok mutlu ol. Pisi, ağlıyor musun sen? Mutluluktan ağlıyorum. Kara Karga, sen de mi? Ben de çok duygulandım. Sen duygulanır mıydın Karga? Aha. Aşk olsun Pan. Sen beni pek tanıyamadın bence. Tamam tamam, şaka yaptım. Sen de beğendin mi şarkımızı Cücü? Çok beğendim Pan. Bence kardeşin de çok beğenecek. Çok az zaman kaldı. Hemen başlayalım provaya. Niye güzel çalamadık ki? Bilmiyorum. Bence de güzel olmadı sanki. Ben de çok iyi çalamadım. Hadi yeniden deneyelim. Bu sefer olacak. Kuak. 3, 2, 1. Benim benim canım kardeşim. Benim benim çok kıymetlim. Benim benim. Pan pan. Ne oldu cücü? Pin geliyor. Kara Karga şaka yapacak değil ya. Bir kez de ben yapayım istedim. Sen de gidiyorsun seni. Bizi kandırdın. Hadi yeniden provaya dönelim. Hadi. 3, 2, 1. Benim benim canım kardeşim. Benim benim çok kıymetlim. Benim
Hadi Cücü, senden haber bekliyoruz. Tamam, merak etmeyin. Aa, bunlar da ne böyle? Merhaba Cücü. Merhaba Pin. Cücü. Efendim Pin. Bugün benim için çok özel bir gün. Ne güzel. Nedenini sormayacak mısın? Yok. Çok özel bir gün diyorum ama. Olabilir. Merak edersin sanmıştım. Merak etmedim. Çünkü nedenini biliyorum. Karga hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Gitara mı? Piyanoya mı? Bateriye mi? Evet, doğru, bateriye. Harikasınız. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir bateri çizin. Merhaba Kara Karga. Merhaba Cücü. Gagandaki kağıt da nedir öyle? Pisi ve pan için bir şaşırtı. Nasıl bir şaşırtı? Eğlenceli bir şaşırtı Cücü. Her an gelebilirler. Ben saklanıyorum. Afiyet olsun Pisi. Merhaba Cücü. Teşekkür ederim. Böyle iştahlı iştahlı ne yiyorsun bakalım? Kalem pekmez yiyorum Cücü. Belli ki çok sevmişsin. Bayıldım. Merhaba Pisi. Merhaba Pan. İyi misin? Bilmem. Bir şey mi oldu? Yok, canım sıkılıyor. Hiç eğlenceli bir gün değil. Biraz salam pekmezle ekmek yersen belki keyfin yerine gelir. Ha? Bu da ne? Aa, üzerinde bir harita baksana, var. Baksana. Ne oldu? Baksana, üzerinde Pisi ve Pan'a yazıyor. Ay, çok heyecanlı. Ben bakamayacağım. Ben okuyorum. Pisi ve Pan'a, elinizdeki haritaya dikkatle bakın. Haritada yazılanlara uyarsanız size bir şaşırtı olacak. Şimdi siz benim kim olduğumu merak ediyorsunuz. Değil mi? Hatta Pan titremeye başlamıştır. Hı? Kim olduğumu tahmin etmekle zaman kaybetmeyin. Bir dost. Aa, bu dost kimmiş böyle? Bana titremiştir falan diyor. Belli ki seni iyi tarayan Piriban. Bak, sıkıcı bir gün duyuyordum. Al işte sana eğlence. Ben bunu demedim ki. Ne yapacağız şimdi? Haritayı inceleyip yazılanları yerine getireceğiz. İyi ama sonunda ne olacağını bilmiyoruz. Haklısın. Ama ben çok merak ediyorum ne olduğunu. Ben de. Ne yapacağız peki? Bir bakalım bakalım. Tamam ama sen bak. Tamam. İlahi Pan, çok eğleneceksiniz dostlarım. Önce bir şarkı söyleyip dans edelim. Şarkı mı? Dans mı? Dans, dans, dans. Bir, iki, üç. Dans, dans, dans. Bir, iki, üç. Dans, dans, dans. Bir, iki, üç. Şimdi kollar havaya. Hadi kalçanı salla. Bir sağa bir sola. Salla salla salla. Dans dans dans. Bir iki üç. Dans dans dans. Bir iki üç. Şimdi müziği dinle. Bedenin uysun ritme. Dans et sen de bizimle. Eğlenelim birlikte. Dans dans dans. Bir iki üç. Dans dans dans. Bir iki üç. Bakalım sırada ne var? Hemen
okuyorum. 10 adım geri adım atarak yürüyor. Hı? Nasıl yani? İleri değil, geri yürü diyor Pan. Başlayalım hadi. 1, 2, 3, 4, 5. Ay düştüm, düşeceğim. 6, 7. Kalk hadi. 8, 9 ve 10. Bakalım sırada ne var? 5'e kadar sayarak kurbağa gibi zıplayın. Hı? Hayda, niye geri gittik? Niye ileri gidiyoruz? Çok eğlenceli. Ben sonunu merak ediyorum. Hadi başlayalım zıplamaya. 1, 2, 3, 4. Neyse, bu sefer düşmemeyi başardım. Bu da 5. Bu sefer ne yapacağımızı ben okuyacağım. Sevgili Pan, nasıl buldun oyunları? Eğleniyor musun? Sevgili Pan mı yazıyor orada? Ay pisi. Ben okuyamayacağım. Nereden bildi ki bu dost benim okuyacağımı? Yoksa bizi mi gözetliyor? Bilmiyorum Pan. Ben de şaştım kaldım yani. Okusana bakalım cevabında ne diyor? Ay yok, ben bakamam. İyi, ver ben okurum. Şimdi hemen sağınızda yer alan karnabahar tarlasından koşarak geçin. Tarlaya geçmek için sadece 30 saniyeniz var. Sen bu notu okuduktan sonra Pan sana karnabaharın ne olduğunu soracak. Lütfen anlat ona bize. Sonra doğru tarlaya. Hı? Benim karnabaharın ne olduğunu soracağımı bu dost nereden biliyor? Karnabaharın ne olduğunu bilmiyor musun Pan? Bilmiyorum. Nedir karnabahar? Karnabahar bir sebze. Herkesin vücudunda olması gereken vitaminlerin büyük bir kısmı karnabaharın içinde var. Midemize iyi gelir, kalbimize faydalıdır, beynimizi kurur, hafızamızı güçlendirir. Beyaz ağaç ya da çiçeğe benzer. O zaman karnabahara hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekiyorum. Karnabahar! Hayatıma hoş geldin karnabahar. Hadi hemen koşalım. Sadece 30 saniyemiz var. Koşalım da kimmiş bu dost, neymiş, şaşırtın görelim. Az kaldı. Hadi son 10 saniye Pan. Tamam, koşuyorum. Bir soluklanalım. Pisi, şuraya bak. Ha, bu harika bir pasta. Evet. Ve üzerinde bizim resmimiz var. Kimmiş bu dost, ben çok merak ettim. Ben dostumuzun kim olduğunu biliyorum galiba. Kim? Kim? Tabii ki Kara Karga. Evet Pisi. Nottaki bir dost benim. Demek sen ha? Seni bu kadar iyi tanıyan başka kim olabilir Pan? Ödümü patlattın Kara Karga. Şaşırtın çok güzel görünüyor Kara Karga. Bugün sizinle dostluğumuzun başladığı gün. Nasıl hatırladın? Hiç unutmadım ki. Karnabahar tarlasını da baygın yutuyordun. Karnım çok açtı ve çok yorulmuştum. Kanatlarımı kıpırdatamaz bir haldeydim. Ben senden kaçmıştım. Sonra karnı açtır diye Kara Karga'ya sepetindeki peynirleri vermiştin. Ben de kendime gelince sizi balonuma bindirip gezdirmiştim. Böylece dostluğumuz başlamıştı. Tam 3 sene önce. O kadar oldu mu? Evet dostlarım. Bu pasta sizin için. Sizi çok seviyorum. Ben seni seviyorum. Ben de. Ne bekliyoruz? Hadi pasta yemeye. Hadi. Bugün Pan hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Brokoliye mi? Mantara mı? Karnabahara mı? Evet, doğru, karnabahara. Harikasınız. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir karnabahar çizin. Cucu, baksana. Pisicik saklığı bulsana. Pisi çalıların arkasında mı? Bilemedin. Pisi çiçeklerin arasında mı? Bilemedin. Pisi ağacın arkasında mı? Buldum işte, geldim. Hoş geldin pisiciğim. Ne kadar da şirinsin bugün. Evet, bugün çok güzel bir gün. Pisi koş çabuk. Pan, çekiştirme. Önce ne olduğunu söyle. Zamanım yok, koş. Hadi. Tamam, dur. Görüşürüz çocuğu.
Pim burada. Nerede? Gölde. Aa, gördüm. Pini gölden çıkarmamız gerek. Neden? Ne güzel oynuyor. Ne oynaması? Pin oraya düştü. Ne? Düştü mü? Evet Pisi. Kardeşim göle düştü. Ya hiç düşmüş gibi durmuyor. Düştü ama Pin yüzme bilmez ki. Yüzme bilmez mi? Evet kardeşim. Pinim. Ne yapsak acaba? Bilmiyorum. Sen hiç merak etme Pan. Kardeşini oradan çıkaracağız. Teşekkür ederim canım dostum. Pin. Pin. Beni duyuyormuşsun. Evet Pisi. Seni oradan çıkaracağız. Efendim? Duyamadım. Bak bizi duymuyor. Seni oradan çıkaracağım. Hadi gelin. Bizi çağırıyor. Geleceğiz kardeşim. Pini oradan çıkarmanın bir yolu olmalı. Aşağı inelim desem. Ama ben de yüzme bilmiyorum ki. Buldum. Harikasın Pan. Ben mi? Peki ama neden? Pini kurtarmak için yanına inmemiz gerek dedim ya. Doğru ama ben yüzme bilmiyorum ki. Zaten sen inmeyeceksin. Kafam karıştı Pisi. Sen şunu bana doğru düzgün bir anlatsana. Kalanı bir ip bulacağız. Bu arada sen ipi tutacaksın. Ben de iple aşağı ineceğim. Pini alacağım. Ve sen bizi yukarı çekeceksin. Süper kahramanlar gibi mi yani? Evet Pan. Aslında herkes kendisinin ve sevdiklerinin süper kahramanıdır. Evet. Ben de kardeşimin süper kahramanıyım. Geliyoruz Pin. Bekle bizi. Duyamadım. Ha, şimdi ip bulalım. Burada olabilir mi? Yok. Burada da yok. Bulamayacağız galiba. Daha aramaya yeni başladık Pan. Şurada bir şey var sanki. Hadi bakalım. Ah, işte bu bir. Harika. Çek hadi onu. Çekiyorum. Çok ağır. Gelmiyor. Dur ben de çekeyim. Çok ağır. Of, çekemedik. Bu işte bir tuhaflık var. Biz bu ipi niye çekemedik ki? Bir yere mi bağlı acaba? Pan bak orada ne var? Aa, bir bisiklet. Hadi yanına gidelim koş. Hadi gidip gidelim. Nereye? Nereye olacak? Pin'in yanına. Olmaz. Neden? Çünkü kimin bisikleti bilmiyoruz da ondan. İzinsiz alamayız değil mi? Bize ait olmayan bir şeyi kullanmadan önce izin almak zorundayız. Of. Ama baksana kimse yok yanında. Kimse yok ama. Bisikletin sahibi iple buraya bağlamış bisikletini. Madem binmeyeceksin niye bağlıyorsun? Belki bir yere kadar gitmiştir. Kim bilir ne zaman gelir, onu mu bekleyeceğiz? Başka bir ip alıyorum. Buldum. İp mi? Hayır. Biz ipi alalım bisikleti bırakalım. Ne dersin? Olmaz. Yine neden? Ya sahibi gelene kadar biri alıp götürürse bisikleti ne olacak? Ay o da doğru ya. Pisi, Pan. Size yardımcı olabilirim. Yaşasın. Bisikleti alıyoruz. Pan. Tamam tamam. Bisikleti buraya Somuncu Baba bıraktı. Somuncu Baba bisikletini almamıza kızmaz ki Pisi. Yine de izinsiz alamayız Pan. Ben durumu anlatırım. Siz bisikleti alın ve gidin. İşiniz bitince de geri getirin tamam mı? Tamam Cucu. Tamam Cucu. Hadi Pisi acele etmemiz gerek. Sen bu ipi sıkıca tut. Tamam. Ha, harika. Pisi geliyor. Canım kardeşim nasıl da sevindi. Hadi sıkı tut. Tamam Pisi. Ay. Nereden çıktın sinek? Yine ne yaptın Sakar Pan? Heh, bir sen eksik. Uğraşma benimle. Sana yardım edeyim mi, gideyim mi? Tamam, tamam. Ne oldu? Pin göle düştü. Pisi de onu kurtaracaktık ama ben ipi elimden bırakınca Pisi de aşağı düştü. Pisi, Pisi iyi misin? Elimi neden bıraktın ki? Sinek geldi de ondan. Sinek ne yapar ki? Neyse. Ben ne yapacağım şimdi? Nereye gitti bu karga? Bağlama, tut ipi. Tamam, tuttum. Hadi birlikte çekelim. Çok ağır. Sen hiç sebze yemiyorsun galiba. Ne alakası var? Sebzeler bizi güçlendirir de ondan. Bak bana. Hiç ağır diyor muyum? Çek hadi. Çekiyorum.
Pam. Pisiciğim. Neyse ki ikiniz de iyisiniz. Kötü olacak ne var ki? Kardeşim sen göle düştün. Yüzme bilmiyorsun. Daha ne olsun? Göle mi düştüm? Pam, hani Pin göle düşmüştü? Ben serinlemek için göle gittim. Üstelik orası derin değil ki. Suyla oynuyordum. Ben sanmıştım ki. Hep bir telaşın yüzünden. Ama ben... Neyse. Böylece sebze yemen gerektiğini de öğrenmiş oldun. Neden? Çok güçsüz kolları. Sen sebze yemiyor musun? Pancım. Mesela ıspanak yersen güçlü kuvvetli olabilirsin. Evet ıspanak. Ispanak içinde demir olan yemyeşil harika bir sebzedir. Bundan sonra ıspanak yemeye söz veriyorum. Ispanağa hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekiyorum. Ispanak. Hayatıma hoş geldin ıspanak. Hadi somuncu babanın bisikletini götürelim. Görüşürüz Pan. Bugün Pan hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Havuca mı? Kabağa mı? Ispanağa mı? Evet doğru, ıspanağa. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir ıspanak çizin.